Bundan parayı, bundan eşyayı, yerde bulunan yiyecekleri ne yapmalı? Kitaplarda, fıkıh kitaplarında bunlar bir bahis olarak, bölüm olarak açılmış, yazılmış. Tam İlmi Hasadit-i Ebediyet'te var. Lukata diye de aynı şekilde geçiyor. Yani bir kimse bir şey düşürmüş yolda veya da herhangi bir yerde. Veya hatta onları bile ayırmışlar. Allah-u Teala rahmet eylesin, şefaatlere nail eylesin. Mesela yiyeceklerin içerisinde ceviz, fındık gibi, kestane gibi olanlar ayrı. Şeftali, ondan sonra muz, buna benzer domates gibi şeyler, onlar da ayrı. Hani dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Tek tek mi yazmışlar? Domates, salatalık, şeftali, kiraz. Hayır. Çürüyebilecek olanlar ifadesini kullanıyor. Dayanıklı olanlar, olmayanlar ve olmayanlar. İki cümleyle hepsini ayırmışlar. Peki arasındaki fark ne? Öbürsü mesela domates bir gün durur. Ya da şeftali bir gün bile belki dayanmayabilir. Çilek mesela. Çilek, kiraz. Dolayısıyla orada bakılır. Sahibi aynı şekilde hani görülür, şey yaparsa, hani çok soğuda. Yok, gözükmüyor. Bulan kendisi fakirse kendisi yiyebilir bunları. Peki ceviz, bir çuval ceviz mesela, bir çuval aynı şekilde fındık veya kestane aranır. Çıkmazsa sahibi, bulan kendisi fakirse kendisi yiyebilir. Veya fakire verir. Efendim kendisi zengin de, kardeş fakir, alıp götürüp kardeşine verebilir. Ona verebilir. Para aynı şekilde. Onu da bulan kimse kendisi fakirse önce sahibini arar. Yoksa bulamadıysa, bulan kimse kendisi fakirse kendisi kullanabilir. Fakir değilse fakire verir. Kitaplarda geçen hüküm böyle. Peki bu zamanda ben bir çuval fındık buldum veyahut da bir çuval kestane buldum, ceviz buldum. Bunun sahibi kim? Vallahi yüzlerce çıkar. Yemin de ettim bak, özür dilerim ama. Niye? Çünkü bugün Allah korkusu kalmamış. Din kalmamış. Daha doğrusu iman gitmiş, haber bile yok. Onun için kendisinin olmayan şeyi bile yemin billah ederek bu benimdir diyebiliyor. Bunun için de mesela para bulunduğu zaman ben 100 lira buldum. Yok. Ben para buldum. Gelir çok kimse. Ben kaybettim. Kaç lira? Mesela 100 lira. Nasıldı? Öyle tek yüzlük de var. İki ellilik de var. Beş tane yirmilik de var. Değil mi? 10 tane onluk da var. 20 tane beşlik de var. Bunun hepsi 100. Nasıldı para? Nasıldı? Ha, tek yüzlük ha. Seninki iki ellilikse senin değil. 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 Senin değil. Yani paranın kendisini söylediğin zaman bir sürü böyle din iman olmayan kimseler de sahip çıkabilir. Bunu niçin söylüyoruz? Yani sahibini araştırırken sen bunu söyleyecek olursan yalancı, sahtekar bir sürü kimse o benimdir deyip sahip çıkabilir. Peki bu bugünün işi mi? Değil. Bu bugünün işi mi? Değil. Önceki zaman dilimlerinde de nefs olduğu için önceki peygamberlerin ümmetlerinde de yani önceki asırdaki insanlarda da bu şekilde cibilliyeti bozuk olan veyahut da dinle alakası olmayan kimselerde hep bu ve benzeri şekilde tezahür etmiş. Hatta kitaplarda cari bir dikkat, enteresan bir hadise naklediliyor. Süleyman Aleyhisselam Davut Aleyhisselam'ın oğlu. Davut Aleyhisselam da hükümdardı. Bir gün huzuruna işte böyle Süleyman Aleyhisselam daha çocukluktan gençliğe doğru gidiyor. O dönemde bir dava geliyor Davut Aleyhisselam'ın huzuruna. İki kadında bir çocuk için bu benim diyor. Ve hak sahibini, hak yerini bulsun. Çocuk da esas annesini bulsun. Netice itibariyle getirmişler. Muhakeme ediliyor. Davut Aleyhisselam Süleyman Aleyhisselam'a çocuk da sen hallet diyor. Hepsi de yemin billah ediyor. İkisi de yemin billah ediyor. Ya öyle bir şey getiriyorlar ki kendilerine göre şahit de getiriyorlar. Ya işin içinden çıkılacak gibi değil. Ama bir çare buluyor.
Bu işte Allah-u Teala'nın ihsan ettiği. Hani ben de insanım falan. Ya arkadaş insansın da Allah-u Teala Süleyman Aleyhisselam peygamber olarak yaratmış. Aklı zekası yüksek. Yaratırken yüksek. Yani çocuklukta da öyle. Bütün peygamberler böyle. Peygamberlerin varisleri de böyle. İslam alimleri de böyle. Yaratırken yani farklı yaratılmışlar. Bir testere getirin diyor. Bir testere getirin. Kadın birisi diyor ki ne yapacaksın testereyi diyor. E diyor ayıramadık ikinize sahip yani şahitler de gösteriyorsunuz. Çocuğu ikiye böleceğim, keseceğim. Yarısını sana, yarısını ona vereceğim. Kadın birisi diyor ki sakın ha diyor. Ben hakkımdan vazgeçtim bunun olsun. Süleyman Aleyhisselam diyor ki annesi bu. Annesi bu. Nereden anladınız diyor. Çocuğun annesi olmasaydı bu fedakarlığı yapmaz. Çünkü çocuk ölecek. Öbürsünün kılı kıpırdamadı diyor. O doğurmadı çünkü. O doğurmadı. Ama onun diyor aynı şekilde çocuğu olduğu onun çocuğa olan merhametinden anladım diyor. Şefkatinden anladım. Yani kendisi bağrına taş basacak. Yeter ki çocuğa bir şey olmasın diye fedakarlık etti. Bu çocuğun annesi ol. Hakikaten oymuş. Bu ve benzeri insanlar önceki asırlarda da olduğu için zamanımızda da çok. Bir şey bulduğun zaman ben buldum. Hani bir çuval buğday buldum sahibi kim? Çok küçük. Yani esas sahibi de kaybolur gider. Onun için de yani doğrudan doğruya değil mi? Doğrudan doğruya o şekilde de edenmez. Arar mesela adam. Para düşürmüştür arıyor falan. Ya kaç para? Bazen bilemeyebilir. Ya cebimdeydi. İşte 20'lik 10'luktu karışıktı. 70 lira mı 80 lira mı 100 lira mı öyle bir şey. 3 tane 20'lik mi 2 tane 10'luk mu öyle bir şeydi falan. Ha bu adam aradığına göre şey yaptığına göre sen de daha ilan etmedin. Ha, götürürsün verirsin. Buyurun bu muydu? Ha buyurun de alır gider. Ararsın. Bulamadın sahibini. Yiyecek de eşya da para da sahibini bulamadın. Fakire verilir. Efendim benim çevremde öyle fakir de bilemiyorum edemiyorum falan. Ha o zaman İslamiyet'e hizmet eden bir kuruma aynı şekilde verilebilir mi? Verilebilir. Geçen bir yerde gazetelerde çıkmıştı adam taksici galiba müşterinin birisi bayağı yüklü miktarda parayı unutmuş çantada çantayla beraber adam buluyor onu veriyor teslim ediyor yani bu da haber oluyor düşünün. Evet, hani normal bir davranış olması gerekirken o kadar azalmış ki gazetelerde manşet oluyor yani. Evet. Böyle insanlar da var tabii neticede aramızda. Bu kıyamete kadar da olacak. Eskiden bunlar çoktu. Haber olmayacak kadar haber çok. Haber olmayacak kadar çok. Normaldi yani. Şimdi artık hırsızlar çoğaldığı için veyahut da sahtekarlar çoğaldığı için dürüst olanlar nadiren çıkıyor. Ama yok olmaz bunlar kıyametin sonuna kadar. İyi insanlar bulunur ama azalır. Hani bazen mesela kitaplarda anlatılıyor. İmam-ı Rabbani Kudüs-i Sözleri buyuruyor ki dininizi dinini seven bilen din adamlarından. Dinini bilecek, sevecek ve kayıracak böylelerinden. Şimdi sadece insanların yani diğer taban bozulmamış. Din adamları da bozulmuş. Onlarda da dinini bilen, seven, kayıran yok mu? Var. Eskiden çoktu. Onun için hiç çekinmeden herhangi bir kapıya rahat gidebiliyordun. Sorduğun zaman cevap aynı çıkıyordu. Şimdi öyle değil. Buna soruyorsun, bana göre böyledir. Öbürü gidiyor, bana göre böyledir. Öbürü diyor ki, ya nasıl istersen öyle yap. Şey değil yani. Bunlara din sorulmaz. Bu adam zaten kendisi kaybetmiş. Bakma sen etiketin din adamı olmasına. Veyahut da aynı şekilde adam mevki sahibi. Mesela diyelim ki hakimdir veya savcıdır. Tamam hukuk fakültesini bitirmiş. Kariyer sahibi olmuş. Oraya gelmiş. Zor bir iş ha. Öyle kolay iş değil. Ya Allah-u Teala korusun. O makamı yakalayınca adam getirdi sümen altından. Bir şeyler sıkıştırdı. Mahkemeyi sürünce demede bırakıyorsun. Netice alamıyorsun. Öyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun falan. Karşı tarafı mağbur ediyorsun. Veyahut da yanlış karar veriyorsun. 3-5 kuruşluk menfaat için. Veya bir zaafını yakaladılar, götürdüler, önüne koydular. Makamı mevkisini kaybetmemek için o şekilde davrandı. Şimdi böyleleri çoğaldı. Vicdanıyla cüzdanı arasında. Evet, sıkıştı kaldı. Sıkıştı kaldı. Ama peki daha önce öyle değildi. O zaman da vardı kötüler ama iyiler fazlaydı. Mesela Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri zamanında Anadolu'da bir isim söylemişler kendilerine.
Hızır isminde bir zat. Davet etti İstanbul'a. Öyle davet edince alimler kendisini şey yapıyor. Hani imtihana tabi diyor, şey yapıyor falan. Bakıyor ki hani hem bilgili hem de mert. İstanbul'un kadılığını, ilk kadıdır o. Hızır Bey diye bir geçiyor. Ve İmeçe bloklarında metfundur bu zat. Ve meşhur olan o dava da bunun huzurunda vuku buluyor. Bu Hızır Bey'in huzurunda vuku buluyor. İşte bir Hristiyan mimar Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin talimatını dinlemeyince elini kesilmesini emrediyor. O Hristiyan diyorlar, git kadıya şikayet et. Ya diyor, kadı Müslüman diyor, ben Hristiyanım. Yok diyorlar. Bu senin bildiğin gibi değil bunlar. Hak neyse onu söyler. Hak ne onu söyler. Müracaat et. Ondan sonra da Hızır Bey, Allah rahmet eylesin, davalı olarak çağırıyor Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri. Tabii oranın bir makamı var. Kadı oturuyor. Davacı ve davalı ayakta. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri içeri teşrif edince, hani ben hükümdarım, iltifat, hani bir itibar falan bekliyor. Murat oğlu Muhammed diyor, davalısın diyor, ayakta dur. Sultanım yok. Anlat sana. Davacı dedi ki anlat, anlatıyor. Dönüyor, niye kestirdi? Ama diyor benim emrimi dinlemedi. Emrini dinlememenin cezası bu değil ki diyor. Netice, kısası kısası diyor. Senin de elin kesilecek. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri bir teklifte bulunuyor. Ben diyor buna ömür boyu maaş bağlayayım. Anlamadım diyor, şahsi bir karar vermişim diyor. Devlette niye maaş bağlayacaksın ki diyor. Devletin malını niye ziyan edeceksin? Cebinden ver. Cebinden ver diyor. Ama o razı olursa diyor. Hristiyan mimar şaşırıyor. Ha, koca sultanın elini kesecekler bunlar diyor. Müslüman. Mimarın kafa karışıyor falan. En sonunda yani ikisi anlaşıyor. Kendi mülkünden ömür boyu onun bakımını üzerine alma kaydı şartıyla. Ondan sonra mahkeme bu şekilde bitiyor. Tabii mahkeme bitip dağıldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet Han öyle anlatılıyor kitaplarda. Böyle şeyini kaftanını açıyor. Hançer burada duruyor. Vallahi diyor, eğer adaletle hükmetmeseydin diyor. Gittiydin diyor. Bak hançeri getirdiydim diyor. Sen de diyor sultanlığına güvenip diyor direnseydin. Burayı bozmaya kalksaydın diyor. Hızır Bey, rahmetullahi aleyh, cübbesini şöyle bir açıyor, iki tane arslan. Bunlara parçalattırırdım seni diyor. Uçmuş bunlar. Ama öyle kadıya da öyle sultan, öyle sultana da öyle evet, kadı. Evet. Şimdi kadıların, hakimlerin böyleleri de var mı? Var. Hatta bir tane vakit doldu ama işte İstanbul fethedilince zindanda mahkum edilmiş papazlar varmış, onları getirttiriyor. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri niye hapsettiler sizi? Biz dedik ki diyor imparatora, böyle gidersen bu senin elinden çıkar, bu mülk elinden gider. Çünkü zulmediyorsun. Yani tersine gidiyor bu iş. Bize kızdı diyor, attı buraya. Peki diyor, burası diyor benim elimden çıkar mı? Vallahi diyor, memleketini bilmiyorsun. Bize bir ferman ver, bir dolaşalım. Ve netice itibariyle bunlar gidiyorlar. Kitaplara geçmiş bu. Tam Ünlü Saadet Ebediye kitabında da var. Bir yere geliyorlar. Adam birisi birisine at satın alıyor. Götürüyor, bir saat sonra at ölüyor. İzmit'te mi nerelerde bir yerde veyahut da İznik'te mi meydana gelmiş bu, ölüyor. Kadıyı arıyorlar, kadı da bir yere gitmiş. Tabii kadı gelinceye kadar da sancı otmuş, at ölmüş. Geliyor, ikisini de dinliyor. Bunlar da mahkemelerde diyor bunlar. Adaleti nedir ne değildir. Papazlar hemen duyuyor, gidiyorlar oraya. Dinliyor. Kadı ikisini de dinliyor. Diyor suç benim. Eğer diyor ben burada olsaydım bu mesele kökünden hallolurdu. Mesela satan diyor ki ben diyor sattığımda atın sancısı yoktu. O da iddiası sağlamdı, yani. Sağlamdı. O da diyor ki yok diyor, bu biliyordu da gizledi, kusurunu gizledi. Diyor ki suç benim, atın bedenine kadar diyor çıkar diyor, cebinden veriyor. Allah Allah diyorlar, ya olur mu bir şey, kadı veriyor. Diyorlar ki bundan tatmin olmadık biz. Ondan sonra Bursa'ya gidiyorlar, orada enteresan bir hadiseye şahit oluyorlar. Şimdi adam birisi birisine tarla satmış. Tarlayı satın alan gitmiş tarlayı sürerken saban demirine bir şey isabet etmiş. Bu ne ki diyor, bir kazıyor, şöyle bir çömlek açıyor, içinde altın var. Çömleği yakaladığı gibi hiç şey yapmadan almış götürmüş tarlayı satın aldığı kimseye. Bu diyor senin. O diyor ki niye benim? Bu senin diyor, senden satın aldığın tarlada çıktı. Ben diyor tarlanın üstünü aldım, içini almadım ki diyor. O da diyor ki ya tarlayı bütünüyle sattım ben, altı üstü hepsi senin. Benim değil diyor, senin. Yok diyor, senin. Yok benim. Yok değil.
Senin değil. Allah Allah. Kadıya intikal etmiş. Bunlar duyuyorlar, gidiyorlar. Böyle şapşal gibi bakıyorlar. Diyorlar ki bu ne ya? Ne diyorlar bunlar? Ne diyorlar bunlar? Kadı efendi hemen gizliden birisini görevlendirmiş arka taraftan. Git demiş bunların demiş bir araştır gel. Birisinin evlenme çağında oğlu, öbürüsünün de evlenme çağında kızı varmış. İkisi de kabul etmiyor. Diyor ki kadı efendi ben diyor tarlayı diyor altını üstünü beraber sattım. O adamcağız da diyor ki efendim diyor tarlanın üstü sürülür diyor. Bilseydi altında böyle bir hazine olduğunu diyor o kazardı onun olurdu. Bu hak onun diyor benim değil. Yıllarca bu tarlada bu emek verdi. Bunun diyor ben alamam diyor. Ya bir şey yok diyor ben tarlayı bütünüyle sattım. Altı üstü ne yapayım diyor. Allah Teala ona takdir etmiş diyor. Benim değil diyor. Ondan sonra kadı efendi öğrenmiş. Demiş ki tamam sakin olun. Senin demiş evlenecek yaşta bir kızın var. He demiş var. Bunun da demiş evlenecek yaşta bir oğlu var. Sen kızın demiş bunun oğluna verir misin? Dürüst insanlar. Demiş verdim gitti. İyi demiş. Bu çömlek altında demiş bunlar çeyiz olsun. Bunlar çeyiz olsun. Ve ondan sonra dönüp gelmişler. Demişler fazla söze hacet yok. Fatih Sultan Mehmet Han'a diyorlar ki eğer ülkende bu adalet böyle devam ederse bu ülke hep sende kalır. Hep sende kalır. Nereden açıldı konu? Ha nereden nereye kadar getirdik de bu sefer de ben kaynattım galiba. Neyse kimseye söyleme. Bu Hittin'in de ilgisini çekti. O da düğün yapacak ya. Öyle bir çömlek bize de bulunur mu? Bir tarla bulalım Muhittin. Sürelim. Bakarsın iki tane çıkar. Üç tane çıkar. Biri Mustafa Bey, biri bana, biri sana. Adaletli olsun. Aramızda. Kimse duymasın ama. Peki ikinci bölümde devam edeceğiz.